Kur'an'ın davası bak Allah'ın varlığı değil. Birliğidir. Dört ana maksadı vardı. Birincisi tevhid. Cenab-ı Hakk'ın ispatı demiyor bak. Birlik. Çünkü birlikte şüphe var. Birlikte problem var. Birlikte mücadele var. Şirk Kur'an'ın davası. Şirk. Şirkle mücadele etmek. Herkes iyi kötü inanıyor. İnanmayan millet yok. İnanmayan kavim yok. inanmayan insan olmaz. İnanmalar kategori kategori diyor. İyi veya kötü. Hak dini tutanlar Allah diyor. İstifade etmeyenler, muhalefet edenler onun yerine bir şeyler koyuyor. İnanmak bir ihtiyaçtır. İbadet bir ihtiyaçtır. Bu doğru yerlerden izale olmazsa eğri yerlerden tatmin olunacaktır. Kanundur bu. Çocuk emme ihtiyacına göre doğar. Annesinin sinesini buldu mu karnı doyar. Bilmezse silikon memelerinden ha biri emiyor. Doyuyor mu? Ama bak yapısını yerine getiriyor. Silikon ilahlarla, silikon dinle idare eden binlerce insan var. Nereden geliyor bu ihtiyaç? İbadetle tapma ihtiyacı. Yaratılıştan bize konmuş. Peygamberlerle bu doğru alanlara yönlendirilmiş. Onlara muhalefet edenler ise adres farklılığı başka bir şey değil. Fıtratlarını ortaya koyuyorlar. Mesela adresin değişikliğidir. O sebepten dolayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd Her kimden her kime Nasıl ve ne şekilde olursa olsun kimedir? Onadır ona. Herkes hamdi, hamd etmeyen yok. İnanmayan bile üzüm yese lezzet alıyor mu? O lezzet nedir o? Fıtri hamddir. Ya memnuniyet çünkü. Demese bile. Doğrusu Örfi ve yaratılıştan gelen bir lezzet, bir keyif var. Memnuniyet var. Bir dağı seyrediyor. Bir ormanı seyrediyor. Piknik yapıyor. Lezzet alıyor mu? Evet. inansın inanmasın. O lezzet alma, keyif etme teşekkürdür. Hamd'dir. Kalıyor. Elhamdülillah demek. Onu inanan yapar. O şuur ister. Onun için bu takdirler, tebrikler hangi ilaha, hangi mabuda, hangi sakat putlara veya diğer rejimlere dahi gitse hak Allah'ındır adres farklılığı mektubu oraya götürmez. O Cezayir mahrumiyete girer, Medihallah'a gider. Adam yazmış postacı, diyelim ki birinci ordu komutanına mektup yazmış. Birinci ordu komutanı nerede oturuyor? Diyelim ki şeyde, Selimiye'de. Mesela Selim Yakış. Selim Yakış'ta yazmış, İstanbul Cezayir'e Edirne yazmış. Şimdi bunu postacı İstanbul'a mı götürür Edirne'ye mi götürüyor? İstanbul'a bu adam yanlış yazmıştır. Birinci ordu nerede oturuyor? İstanbul'da Selimiye'de, Edirne'de zuhul etmiştir. Götürüp Edirne'de birinci orduyu yaramaz. Aynen bunun gibi. ibadetler, tebrikler, teşekkürler, hamdler, faraza, sakat, yanlış ilahlara bile gitse, melek nereye götürecek onu? Allah'a götürecek. Ama o oraya adres gösterdiği için o mahrumiyete girecek. Bütün ilgiler, alakalar, tebrikler, takdirler Allah'ındır. Her kimden her kime bak. Nasıl, ne şekilde olursa olsun bütün hamdler kimindir? Allah içindir. Alemen Rabbul Allah'adır.